eden il başkanı konumunda olan insanlar söyledikleri sözlerin doğru olduğundan ve ispatlanabilir olduğundan emin olmalıdırlar. Havada kalan, boş olan, mesnetsiz olan bu tür söylemler bir il başkanına yakışmamaktadır. Sayın İl Başkanı, Aydın Belediyesi'yle olan ilişkiler konusunda da bazı söylemlerde bulunmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydın Belediyesi'yle ortak olduğu gibi bir söylemde bulunmuş. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz gerek Aydın Belediyesi'ndeki çalışmalarımızda, gerekse İl Genel Meclisi'nde olan çalışmalarımızda Aydın halkının yararına olan, Aydın'ımıza fayda getirecek olan her türlü çalışmayı, her türlü kararı desteklediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Ama Aydın halkının faydasına görmediğimiz, Aydın kentine bir fayda getirmediğini, aksine bazı yanlışlar olduğunu tespit ettiğimiz hususlarda da açık ve net olarak kararlarımızı açıklıkla ifade ediyoruz ve gerektiğinde red oyu da kullanıyoruz. Bunun örneklerinden birisi de Balıkhali olmuştur. Balıkhali'de biz AKP ile beraber, bizim belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, ben de o zaman belediye meclisindeydim. AKP'li belediye meclis üyeleriyle beraber hareket ettik o zaman. Ve Balıkhali'nin yerinin yanlış olduğunu bu konuda yapılan oylamada da bunu açık olarak ifade ettik. Ben Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyesi olarak o zaman için mecliste bu konuda oldukça bu konuya karşı olduğumuzu belirtir bir açıklama yapmıştım zaten. Sayın Atay gündemi takip etmiyor herhalde veya edemiyor galiba. Ayrıca ben Sayın Atay'a şunu hatırlatmak isterim. 3 Nisan 2011'de yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde AKP'li İl Genel Meclis üyeleri kimi desteklediler acaba? 20 tane İl Genel Meclis üyesi AKP'nin CHP'li İl Genel Meclisi çıksın diye CHP'li İl Genel Meclis üyesine destek verdi. Ben buradan soruyorum. Bu soruya net olarak cevap istiyorum Sayın Atay'dan. AKP 3 Nisan 2011'de yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdi mi, vermedi mi?